Şimdi bugün bizi neler bekliyor, neler yapacağız? Allah pump geldi. Yani vücudum öne doğru gidiyor gibi hissediyorum şu an. Bakayım zorlayabilecek miyim onu? Evet, yeni videoya ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda Fatih var. Namı diğer Yarbay mı? Yarbay, evet. Ya, harbiden yani ismine uyuyorsun. Biraz kendinden bahset istersen, seni ilk defa tanıyacak olan kişiler için. Yaşını, işte rekorlarını, ben biliyorum hani çoğunu zaten takipleşiyoruz seninle ama bilmeyenler için hani ne yaptığını, ne ettiğini bir kısaca bahset istersen. Merhabalar, ben Yarbay. Asiket Strowman yarışmacısıyım. Ya yaklaşık 1,5 yıldır falan Strowman'la uğraşıyorum. Daha öncesinde Amerikan futbolu oynamıştım. 1,5 yıldır mı? Ya yani Strowman'a yeni başladım. Öyle ya. Yani önce ağırlık geçmişim var hani. Amerikan futboluna dolayı vesaire ama hani tam Strowman olarak böyle odak olarak 1,5 yıl falandır. Ondan öncesi Amerikan futbolu mu? Amerikan futbolu. Vay be. Yani ben sanki böyle daha uzun bir süreden beri yok abi ya. Ya zaten ya sürekli yapmak istediğim bir sporda ama hani çok çeşitli egzersizler olduğu için ve çoğu hareket hani ekipmanı bulmak zor olduğu için biraz geç başladım. Yani normalde hani imkanım olsa 18-19 yaşında başlardım. Evet. Rekorlar ne abi? Squat'ta kaç yaptın en fazla? Ya squat'ım benim, yani squat çok odaklı bir hareket değil Strongman'de. Fazla çıkmıyor ama hani 330'du. Yani 330. Ama rahattı bayağı yani. Rahattı bayağı. İnsanla videosu. Rahattı bayağı, rahattı. Ciddi ki. Deadlift'te kaçtı? 404. 404 mu? Maşallah. Yani ciddi kilo arkadaşlar. Başka neler vardı sizde? Ya yok kiri var bizde mesela çok. Temel bir hareket. Sırt ağırlık alıp yürüyorsun. Aynen. Onda da işte 440 yapmıştım, 12 metre falan. 440'ı biz herhalde alsak götümüz düşer yani. Maşallah, harbiden yarım ton neredeyse. Zaten Yarbay'ın kendi şey, Instagram'dan falan da bakarsanız orada vardı, ben izlemiştim. Aynen. Gidiyorsun, geliyorsun falan. Başka neler vardı? Şey vardı, onun ismi neydi? Atlas Stone. Atlas Stone. Ya abi Türkiye'de o taşın çok ağırı yok yani. Maksimum 130 kilo var. Hani geçiyor. Olsa 200 olur. Ya 130 falan çok rahat hani. 200'ü falan denemedim de. Yarışta da olacak gibi. Var mı burada? Var burada 130 kiloluk var. Şurada. Şurada. Aynen. Değil mi? Sağdaki mi? Aynen şunlar, beyaz olanlar. O şey, diğeri kaç kilo? Abi diğeri 50-60 falandır, ufak yani. Onu ben alırım abi. 50 var. Vallahi arkadaşlar, bizim hani yaptığımız, tabii ki biz de vücut geliştirmeyle uğraşıyoruz. Size göre belki ağır kilolar kendimize göre kaldırıyoruz ama Strongman olayı adından belli zaten. Bambaşka bir şey. Direkt güce dayalı, yani evet. Kuvvete dayalı şey. Biz de işte nacizane ufak öyle değil ya. Şeyler. Bana göre de hani mesela sizin yaptığınız spor daha zor geliyor. Yani diyet olsun, şey olsun. Saygım çok yani. Ya tabii ki de her ben onu yapamam. Her branşın kendine göre zorlukları, avantajı, dezavantajı var. Senin olayın şu anda bu. Bizim olayımız biraz daha tabii podyum olduğu için daha görsellik şey. Senin de herhalde rakamlara, sayılara, aynen, yani daha çok rekorlara dayalı. Sen alanında zaten çok iyisin. İnşallah daha da iyi olur her şey. Şimdi bugün bizi neler bekliyor, neler yapacağız? Bir antrenman yapacağız. Tabii kendimize göre. Ya karışık. Karışık. Ortaya karışık, aynen, yapmak zorundayız. Çünkü yani şimdi Fatih'in yaptığı, Yarbay'ın yaptığı antrenmanı benim yapabilmem mümkün değil. O yüzden biz daha böyle işte ne yapacağız? İtiş antrenmanı gibi itiş olacak. Dediniz, itiş overhead press dediniz. Aynen, overhead press yaparız. Senden devam ederiz ya. Tamam. İstersen Strowman hareket de deneyebiliriz birkaç ama hani evet. Şimdi yavran da düşük şu an, hani belki sakatlıkla korkuyorum. Çok abartılı düşük dediğin yavran da bakarız olmadı. Sen bir yaparsın, ben duruma göre 50 olur, kilo atlası falan belki alırız. Parmesan yapabiliriz, olur. Hadi başlayalım o zaman. Tabii parmesan. Aynı yok arkadaşlar. Biz hani biz vücutçuyuz yani, kendimize bakmak istiyoruz yani. Değil mi? Forma bakmak istesek pamplanıp burada bakacak yer yok. O yüzden herhalde telefonun kamerasını açıp kendimize bakacağız. Antrenmandan sonra biliyorum yemek çalış falan. Ama challenge da yapılmıyoruz. Abi. Yani ne challenge'a? Pancake challenge'da zorlarım ama. Kahvaltı pancake challenge'da zorlarım ama. Abi 164 kilo ya. Ciddi rakam. Hasan. İçimizi birden yer. Oturup uyar mısın? Uyar mısın? Beş geçelim. Omuz için mi? Aç.
şey getiriyor. Sehpa. Hit the door and the door and just whole team here, money some. Still young but I move like a new deal. Ben yüz yüz takıyorum, başla sen. Isın yüz yüzle. I'm just warming up a way to lie. Open to saw the numbers one. Different colors in my baggy light. Chalk it up, talk of the town where you're talking up. Wanna get you a ring, are you tough enough? Wanna get you new things with your pockets dull. Run it up, I used to be quiet and out of luck. Now I move up and move humble cause that hate and the jealousy. My mama telling me count up your blessings and run it up. Nowadays nothing really excites me. Only one of me and nobody like me. Phone ringing and I tell him it's Ice. I got wifey on bling and she Ice. Freeze. Photo. Please. No photos. No. Jeez. No. Please. No photos. I keep giving game away. I put game on layaway. I got paid to play today. I get paid to stay away. I get paid on rainy days. I might make it rain today. I got paid off pain today. Thought it'd take the pain away. In my own lane, finger roll. I would never sell my only soul. Heard your whole team was for sale. Heard it's on the market. Ben şu pozisyonda hani denemedim bir şey yapmayı. Bir tık şeyde denemiştim. Geri yaslandım. O biraz daha kolay. Ama ben 190 falan. Now you're all on live acting surprised but you was fooled. Boy get out the way, it's been a day, now you're old news. Now you got the pen and pad, you're trying to take my moves. Nowadays nothing really excites me. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's Pricey. I got wifey on bling and she Icy. Freeze. Photo. Please. Yavaş yavaş çıkıyoruz, tırmanıyoruz. Yarbay ısınıyor tabi hala. Sen yapalım mı? 90? Şu an 80. 5-5'te kalın. 5-5. Rahat yapıyorsan 10 tamam. 10 per orada. Kahvelerde getirdim ona bu arada. Kalmıştı senin. Yok ben içmem. İçmem. Antrenman arasında da kahve içmem. İçiyor. Merdivenin köşesinde şu yukarıda. Orada da. Hani 5-5 derken. Hani kırmamak için. Anladın? Ya biz... Öyle bir şey iyidir yani. Rekor denemedik. Zorla bir dört plate yapmışlığım var. Hani denemedim yani öyle bir rekor denedim. Çünkü Allah korusun ya. Benim başıma gelmişti o yani işte. Ufak bir şeydi ama hani o bile ufak bir yerimi sıkmıştı. Sıkar. O yüzden öyle çok bir şey denemedim. Bir 4-4 denedim. Hem de seneler önce biliyor musun? Şu an belki hani böyle daha kuvvetim çok daha artmıştı. Batıcılar zaten bench çok şey yani beni takip ettim. Çok bayağı güçlü olarak çıkıyor yani yaklaşıyorsunuz ya, çok. Aslında şöyle, kimisinin itişi çok iyi, kimisinin çekiş hareketleri. Mesela benim ön proporsiyon hani sırtıma göre iyi olmasının sebebi her zaman itişlerde çok kuvvetliydim. Yani omuz, işte göğüs vesaire. O yüzden yani o muscle connection'ım da çok iyi olduğu için çok iyi hissederek yapabiliyorum ama sırtta mesela öyle değildi. Daha yeni mesela sırtta o şeyler gelişmeye başladı. Siyahla. Ama kimisinin tam tersi oluyor. Kimi deadlift'te çok iyi oluyor vücutçularda da. Kimisi mesela göğüste çok iyi ittiremiyor. Bu değişebiliyor. Yani sizin içinden mesela hani bir harekete güçlendikçe daha hani iyi diyebiliyorum. Yani daha çok kas desteklemiş oluyorsunuz. Çünkü daha fazla tahribat veriyorsun kasa. Daha fazla şey yapıyorsun. Ama illa yüksek kiloyla kasa tahribat vermemek de düşük kiloyla atıyorum time under tension tarzında zamana karşı yaparak da şey yapabiliyorsun. Yani buradan yüksek kilo illa yüksek kas kazanımı değil. Ha. Ara sıra tabii ki de yüksek kilo da şart ama ara sıra da farklı tekniklerle işte süper tekniklerle bunlarla da kasa zarar verebiliyorsun yani büyümesi anlamında. Hadi girelim. Sen de mi ben de mi? Ben gireyim. Adamın geçiyoruz arkasına. Yardımlık bir şey yok ki. Öylesine duruyoruz işte. Mama said don't buy it if you cannot buy it twice. I cop out the tools and I don't pump fake with the price. Always on the grind, I put in work with all my might. I know that he got me, got me, got me now by sight.
Ya onun daha mı atalım, 5-5 mi atalım? Fark etmez abi. Sana fark etmez tabii. Bana fark ediyor. Bir 5-5 yapalım. Kaç tamam. var şu an? 100 var. Şu an 100 kilo var. Ha. 110 yapalım o zaman. Tamam. Adam ne de sen fark etmez diyor. 5 mi atalım fark etmez, 10 mu atalım? 100 koyalım fark etmez. Bende mi? Sende. Sen az dinleniyorsun herhalde, direkt giriyorsun. Ha, sen ne yapıyorsun? Normal çok mu dinleniyorsun? Ya ben hani şu artık çeviri alabiliyorum. İşte, tabii şimdi burada farklılıklar da ortaya çıkıyor. Hani bitiyor hemen ben giriyorum mesela. Fatih dedi ki hani sen diyor hani az mı dinleniyorsun? Mesela normalde kaç dakika dinleniyorsun? Ya benim hani deadlift'te şöyle söyleyeyim hani. Çok ağır kilolarda 15 dakika dinlenme bir oluyor yani 10 dakika falan. Normal yani. Ama şimdi çok ağır kilo değil senin için. Yani. Şimdi bizde de şey var. Şimdi bekliyoruz ya pump gitmesin. Siz hemen. Pump gitmesin. Mesela setten arasında kalkıyorum, su içiyorum, kahve içiyorum, telefona falan bakıyorum. Ben. Oo. Öyle yani. Tam aslında bizim şu an bu videoyu izleyenlerin hayali. İşte antrenmanın arasında bir telefona bakayım, bir Instagram keşfet. Evet, bizde de mesela o kadar dinlenme aralığı uzun değil. Ama tabii senin çıktığın kiloları da çıkmıyoruz. O yüzden belki. Sen şimdi atıyorum 300 kilo, 400 kilo kaldırıyorsun. Bir dakika sonra tabii bir arası. O nabzanın terbiyesi bile direnmiyor. Evet. Ama şu an o kadar dinlenmeye gerek yok herhalde. Aynen. Zaten şey kilo. Ben yapayım. Tamam. Kilo. Sen gel yine. Fatih dur arkada, ne olur ne olmaz. Time to take a trip, we head north to the border. Say you feeling up, I'm my favorite type of hoarder. I got kids to feed, I got enemies. I got guys give, so they envy me. Got some friends out in Memphis like I'm Aubrey. Got some friends fought for orange like some autumn leaves. Valla pump geldi. Yani şu an 110 kilo yaptık. 6 tekrar yaptım. 110, 120 kiloya kadar rahat gider. Sonra 110 var, 120. Ben 110 muhtemelen var. Max 120 yaparım. Bir 5-5 daha. Sonra beni bırak sen git. Sonrasına sen istersen devam edersin. İstersen sen daha da yüklersin. Hani nasıl istiyorsan. Ya, ben de ondan sonra bir set falan yaparım böyle çok. Tamam. Sonra da hani dumbbell'lar falan da var. Tamam. Sen güzel bir şey yaptırırsın. Tamam. Bir açış koyabiliriz belki. Tamam. Sen yapmıyorsun ya, değil mi? Abi haftada bir falan yapıyorum ya. Ama hani büyük ihtimal çok doğru değil de teknik. Sen bana bakarsın biraz. Tamam. Form kontrol yarbay. Thinking, need a life for the ideas. I'm in a splash zone with the brain waves. I shoot for stars up in my aim is straight. I lay in the sand line in the palisades. I'm Alec Baldwin with the angry face. I'm Christian Bale with the black on black. Man, fuck these thoughts, I'd rather save the day. But if your man is a problem, then we can change the pace. Mom's is worried, I need to change my ways. I maybe cop the crib under the redwoods. Rake the leaves up from the money trees. Plant the seeds front and behind the scenes. I painted the dream how I live it. Well, smart and beware, they venom. I swear that I'm sick, I've got issues. I'm sick with these bars, bitch, I'm privileged. Bent off a sips of elixir. Bankroll need them commas and digits. My manner, I'm honest intended. Lay low, not too much for attention. But Ben has shit popping, I mentioned. The shit in this life, I'm offended. Fuck it, it's clear, yeah, I get it though. Bayağı yükseğe çıktık, güzel değil. Senden bunu duyabilmek güzel. Şey, Colpacino diyor ya, benim kumarım biter. Benim olayım biter burada. Bundan sonrasına gerek yok. Daha antrenman devam edecek. Bir yana açış yapalım. Lateral raise yapalım. Okey. Ayna da yok ya. Şimdi ayna yokken psikolojik olarak... Ayna var ama arkası biraz daha şey. Karanlık mı? Aynen ya. Burası bol. Tamam, burada yaparız biz. Sorun yok. Çıkartalım mı? Çıkartalım. Hani istiyorsan gir bir set daha. Sen kaç oldu ki ben hatırlamıyorum. 30 oldu şu an. Kilo olarak da kaçıncı set oldu? Ha. İlkini saymazsak, gerçi çok çıkartak yaptık. 4-5 oldu herhalde. 5 oldu ya. Ya bana yeter, bilmiyorum sana. Ben abi şey, bir set daha yaparım. Tamam. Şeyden, şu şey yapalım. Ayağını yapalım. Yan aç. Sonra bir arada bir girelim. Onun ayarlaması bir şey değil, o ayarlı. Tamam. Kaç koyalım? Abi 5'i çıkarıp 15'leri koyalım. Tamam. Strong woman. Hiç duymadım mesela strong woman. Abi. Türkiye'de ya, yok denecek kadar az. Çok az. Ya bir de bir strongman çok kadınlara yönelik bir spor değil gibi ya. Biraz çok. Değil mi? Sıkıntı bir spor. Çok yani. İstemezler zaten böyle herhalde büyük olmak. Yani daha kadın... çok crossfit falan seviyorlar. Evet, crossfit. Önümüz bayağı şey oldu ya. Hani vücudum öne doğru gidiyor gibi hissediyorum şu an. Biraz açış yapalım. Tamam. Ben
seti geliyor. Acele yok. Sen nasıl ne zaman kendini hazır hissediyorsan. Sıkıntı olursa bardan alabilirsin ya. Aynen bardan tutsan daha iyi. Fatih sıkıntı olmasın ama ben bunu alamam. Olmaz ya. Şaka yapıyorum. Tamamdır. What you think you could get a rose and sniff from broken shit? These niggas fake, so switch the switch, excuse all the temperament. You can catch a nigga riding venom, it's not a phantom, she riding tandem. And I'm the shit, I'm sore, but the flow though tantrum. They fucking with the kid, yeah, I'm on to something. Got no kind of chill, lately I don't even feel shit. I mean like real shit, fuck with the skill. I do not have time to kill. The more money I really, the more they... Şimdi drop set yapacağız. Lateral raise, yan açış, aynasız bir şekilde. 20 kiloyla başlayacağız. 20 kiloyla alt tekrar. Sonrasında 17,5 kilo galiba. Aynen. 35 pound. 17,5'la 8 tekrar. Sonrasında 10 kiloyla 10 tekrar yapacağız. Tamamdır. Yani kilo düştükçe tekrarı arttıracağız. Bunu kaç kere yapacağız? Bir mi yoksa hani 4 set falan mı? Bunu yani 3-4 set yaparız. Tamam. Bu da beni zorlayacak abi. Hadi tamam. Sen de zorlan ne yapayım Fatih? Sen de zorla yani. Hadi başlayalım. Ben sana şunları hazırlayayım. Aynen. Kiloları biz böyle koyalım. Kolay yapıyoruz. Aklınız. 7,5. Kiloyla da şey yaparız. Hani failure olana kadar okay. Devam. Dumbbell'lar önde duracak. Sanki cebimizden çıkartıyormuş gibi yukarıda döndüreceğiz. Sen bana söylersin. Tamam. Fuck it, I'm rigging a skrill, bitch. Keeping it real. It's all for the moment. I check off the list of these thrills. I'm trying to see Europe. Don't fuck with the kid. It's lit if you ride in the wheels. Pivot. Looking at a grimace. That's just how I'm living. Put my life on the sentence. Murdering the beat. Give a nigga life sentence. Only Lord knows what I'm thinking for the minute. So I'm asking for repentance. With the cop of me appended. My life been a trinity. Shit looking vibrant. The pilot they know. Bu daha hafif. Anladım. 30 pound bu. Değil daha hafif. Ellerim hassas tartı gibi. Hemen anlarım abi. Abi 1.30-1.35 diğerleri ağır. Ara tamam. Kilo yok. Ara kilo yok. O zaman şimdilik dinlenmeyeyim. Onunla devam edeyim. Tamam. İki buçuk kiloyu anladım direkt. Ama bak farklı antrenman nasıl terledi? Hemen nasıl terledi? Direkt vücudu cevap veriyor. Daha demin bak burada 150 kilo kaldırdı adam terlemedi. 10 kilo yani tamam ağır 20 kilodan başladık ama burada antrenmanın biçimi. Aslında burada anlatmak istediğim daha demin oydu. Yani illa yüksek kiloyla vücuda tahribat değil. Senin için minnacık bir kilo ama. Başta demiştim hani bodybuilding antrenmanı da beni zorlar. Evet. Ama iyi de gelir. Hani denge farklılık yaratır. Ya dönem de var. Zaten hani bazı dönemler hani daha düşük kilo daha yüksek tekrar çalıştığımız oluyor hani yıl içinde. Aha, tabii. Yani doğru. Aynen. Hadi devam. I get paid on rainy days. I might make it rain today. I got paid off pain today. Thought it'd take the pain away. In my own lane, finger roll. I would never sell my only soul. Heard your whole team was for sale. Heard it's on the market for the low. Who the realest we might never know. All this acting, you gon' play a role. Give you the world when they sign you up. Try you out and then they line you up. Ooh. Now you're looking hungry, ribs are touching, need some food. Now you're all on live acting, surprised, but you was fooled. Boy, get out the way, it's been a day, now you're old news. Now you got the pen and pad, you're trying to take my moves. Nowadays, nothing really excites me. Sen çok rahatsın, dinlen biraz. Yani daha rahatlıktan kasıt, alışkınım diyelim. Yani sen alışkın değilsin. Ya ben size ekstra pump olmuş an mesela, bayağı acıdı. Fatih'i vücutçu yapıyoruz. Hemen. Aslında bu projeydi. Buradan bodybuilding'e bir yatay geçiş. Nasıl olur acaba? Mesela öyle bir şey. Nasıl olur acaba? Hani ya olur mu? Nasıl olur? Şu abi biraz eklemlerim kalın ya. O büyük bir dezavantaj biraz ya. Evet. Olabilir. Görüntü için. Değişik olur. Şanssız olur. Dinlen biraz. Acele yok. 10 set squat. 10 set squat. 10 set leg press. 10 set leg extension. Antrenman. Aynı gün. Aynı gün. Antrenman bitmiyor. 2 saat, 2,5 saat ama o antrenmanlar bittikten sonra normal 4x10
5x12'ler falan. Çocuk oyuncağı. Ve nasıl kuvvetlen? Demiştim yani. Ben mesela 10 tekrar squat yaptıktan sonra falan böyle bir 3 dakika falan nefesim yerine gelmiyor ya. Hani böyle kalbim çiçek gibi oluyor mesela. Normal işte de büyük olunca. Evet. Ona göre kan pompalıyor kalbin. Ona göre toparlanmanda daha zor oluyor. Kuvvetleri genelde 1 dakikaya geçmiyor. Hani böyle daha çok patlayıcı kuvvet. O yüzden uzun bir şey olunca tabii yoruyor beni. Tabii haklısın. Hadi gir. Tamam. Fatih'e bu antrenmanda yağ yaktırıyoruz istersen. Yağ yakım antrenmanı oldu biraz. O zaman böyle süper setli falan bir antrenman yapsak sana, hiç dinlenmeden falan, bayağı bir nefes nefese kalırsın vallahi. Kalp krizi falan geçirebilir miyim? Allah korusun. Allah korusun. Sistemin de çok dışına çıkmamak lazım. Yani alıştır direkt birden kulüplenince. En son ne zaman yapmışsındır böyle bir şey? Ya süper set abi en son belki 5 yıl önce yapmışımdır ya. Boyunu kilonu söyledik mi biz senin? Ya boyum 1.93, kilom da işte 162-163 olan. 1.93 iyiymiş. Tam yani bu iş için. Strowman için güzel kilolar ya. Hani çok yüksek de biraz dezavantaj. Şeyler kaçtı. Bu adamların adı neydi? Edeol Thor falan mı? Onların... Edeol 1.88 falan civarıydı. Thor da işte 2.02 falan gibi. 2.02? Yani o uzun biraz. O kaç kiloydu? Abi o yarışma döneminde hani en yüksek 190-195 falan görmüştü ya. Ne diyorsun ya? Oluyorlar mı o kadar ya? Abi bunun boyu da şey yani, kilo alabilme kapasitesi biraz daha bir tabii artıyor boyu yükselince. İşte iyi kilolar. Çok fena kilolar ya. Tanışmak ister miydin? Ya benim favori strongmanim o değil ama... Kim favori strongman? Ya eskilerden Zavichkas var. Nereli? Litvanyalı, en çok kazanan adam. Onu biraz daha seviyorum yani, onun taraftarıyım diyeyim. Şey, etkinlikler falan oluyordur belki, gidersin şey yapmaya. Bıraktı mı şu an? Yoksa devam mı? Thor şu an bıraktı. Yok Thor değil, senin favori. Abi o yarışıyor da şey ya hani böyle yaşı zaten 44-45 oldu sanırsam. Hani böyle yerel şeyler yarışıyor biraz. Anladım. Büyük şeylere girmiyor. Takılıyor öyle. Aynen, keyfine takılıyor. Şimdi incline'da dumbbell press yapacağız. Göğüs için göğüse geçtik. Normalde ilk göğüs yapıp sonra omuza geçiyorduk. Bu sefer omuzla başladık. Biraz ters oldu ama olsun, önemli değil. Benim için de farklılık oldu. Press yapacağız. Max 40 kilo var galiba. Evet, max 40 kilo. Sonrasında biraz kiloyu düşürüp Fatih ile yan açı yapacağız. Yine yani fly yapacağız. Yapmıyorsun galiba yine bu fazla. Yani şey süper setli de bir şekilde. Yok, yapmıyorum. Yine senin için de değişiklik olacak. Ama çok alternatif makineler hani olmadığı için evet. Biraz farklı bir şekilde yapalım dedik. Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi 27.5'larla bir ısınacağız. Göğüs bir 10 tekrar 12 tekrar yapacağız. Sonra 40'larla pres yapacağız. Sadece 40'larla gideceğiz. Muhtemelen bir 4 set falan yaparız tamam, herhalde. Tamam. Abi istersen sana zahmet bir 15 kilo getirirsen fly yapalım. Bunun peşinden 15 kiloyla. Finance, God bless, no, it's not by chance. Don't doubt me, you're not my man. Alışık değilim yani çok fazla hani öpüyor yaptığım değil ama eskiden çok yapardım. Barfix'ten bahsediyoruz bu arada. Şınav, bizim şınav falan, şınav 80-85 tane şınav yapıyorum. Bir ara bir challenge yapmıştık öyle. İddialı şeylere varız. Sabah kahvaltıda güzel pankek yerim mesela fazla. Benim sabahları iştahım yok gibi ya hiç. O zaman Fatih'le sabah kapışmak lazım. Kahvaltıda. Sabah yakalayacaksın. Sabah. Akşama doğru mu açılıyor? Antrenmandan sonra mı? Ya ben şöyle söyleyeyim, hani ben küçük küçük çok yiyorum ya. Hani mesela tek oturuşta fazla yemem ama hani her saat... Hiç inandırıcı gelmiyor ya. Abi ya tek şeyim çok yüksek değil ama mesela hani saat başı atıyorum böyle çok... Tek seferde yer misin bir 5000 kalori falan tek seferde? Tek seferde 5000 yerim ya. Daha ne oğlum, daha ne yiyeceğim? Ya hani adama daha fazla zor. Kaç hamburger yersin mesela?
Mesela McDonald's'ın küçük hamburgerlerini düşün mesela. Şey yani normal bir aç sanıyorum. Yani antrenmanımızı yaptık mesela, şimdi gittik. Atıyorum. Anladım. Şu ufaklardan 20 tane yiyebilir misin? Ya 20 zor ya. 20 yemez ya. Sen? Ben yerim. Oha. En son 20 tane. En son 16 tane yemiştim. O da şey. O kadar ufak mı o ya, hatırlamıyorum. Çocuk menüsünün şeyi ya, ilk 3-5 tane çok hızlı gidiyor. Sonra ağzında laçkalaşmaya başlıyor böyle. Ulan diyorsun, tadı değişiyor. O kadar ilginç ki. İlk başta çok güzel geliyor. Sonra böyle plastik bir şey çiğniyormuşsun gibi oluyor. Ya Facebook'larda genelde öyle oluyor ya. Belli bir ara sonra hani çöpüyor gibi hissediyorum ben. Evet. Dur bakalım. Bir şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar, antrenmanımız bitti. Değişik bir antrenman oldu. Biraz yani strongman antrenmanı yapmadık tabii ki de, öyle bir şey yapmadık. Sadece işte overhead press yaptık omuzda. Yana aç biraz zorladı Fatih'i. Hiç yapmıyormuş drop setli. Sonra bir göğüs press yaptık. Sonrasında neydi? Yolk muydu adı? Ya vallahi çok hakim değilim. Kusura bakmayın. Yürüyüş yaptık. Ağırlıkları alıp 10-12 metre falan. Şimdi Fatih'in evine gidiyoruz. Bir yemek yiyeceğiz. Bakayım zorlayabilecek miyim onu? Adam 164 kilo, 160 kilo yani zorlanacak gibi hali yok ama bu yemek konuları da pek kiloya bakmıyor. Bunu nereden biliyorum? Bir tane kadın var. İsmi şu an aklıma gelmiyor. Bilenler videonun altına yorum olarak yazsınlar. Türk kadın. Yurt dışına falan gidiyor böyle. Bayağı Çin'e mi, Japonya'ya mı bir yere falan gidiyor. Rekorlar falan kırıyor, biliyor musun o kadını? Abi inanılmaz. Nasıl yiyor? Yani inanamazsın. 50-60 kilo. Bir de zayıf. Böyle şok olursun yani. Bir tane Asyalı adam var abi. Matt Stoney diye. Hı hı. İp incecik bir şey ama adamın yediği abi yemekler. İşte kiloya bakmıyor. O yüzden kahvaltıda ben ciddi iddialıyım. Biliyorsunuz. Ama şu anda da gerçekten açım. Saat 6'ya geliyor. 2 öğün yemek yedim. Çok fazla yemedim. Bir bakalım neler yiyeceğiz. Açacağız internetten, bir şeyler söyleyeceğiz. Zaten bir yere gidip yemek yemiyoruz Covid'den dolayı. Açacağız. Tık 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 söyleyeceğiz. Sürpriz mi yapsam acaba ona? Hiç göstermesem. Aykut'a yaptığım gibi. Bakayım yiyebilecek mi? Yer ya. Adam tek öğünde çok fazla yiyemiyorum dedi. 5000 kalori yer misin dedim. Yerim 5000 kalori falan diyor. 5000 kalori nedir oğlum? 5000 kalori de yani hani o kadar rahat söyleyebileceğim bir şey değil yani. Tam ben de yerim de. Bir bakalım, ben bir gidelim bir eve, bir oturalım, bir şey yapacağım. Bir yoklayacağız bakalım. İçeride bir ağzını yoklarız. Bir abartırım böyle hani, şunu söyleyelim, bunu söyleyelim. Bakalım tepkisini ölçelim. Sonra sipariş veririz, yeriz. O zaman evde tekrardan görüşürüz. Yemekler benden. Yok abi olmaz. Sen misafirsin. Kardeşim ne misafiri? Yok yok. Yemekler video benim oğlum. Sana çekersek videoyu sen ödersin. Video benim. O yüzden benden. Yok yok. Evet, ilk pizzalar geldi. Keşke hepsi aynı anda gelseydi ya. Artık geldikçe yiyeceğiz. Öyle yapacağız ya. Üç yerden söyleyince. Evet. Hadi başlayalım. Put in work with all my might. I know that he got me now by sight. Sen normalde nasıl besleniyorsun? Ne yiyorsun? Ya ben de hani şu an evde olduğum için yani biraz daha temiz beslemeye çalışıyorum ama belli bir yere kadar tabii hani. Akşam öğününde atıyorum işte pilav, makarna, tavuk, kıyma tarzı ya da ton balığı falan yediğim oluyor. Ama hani bozdum da çok oluyor mesela. Ne yiyorsun bozdumda? Abi ne olursa işte pizza, hamburger, o tarz şeyler, işte lahmacun, pide. Evet. Süt çok içiyorum ben ya. 1 litre, 1,5 litre falan. Günde. Hadi ya. Sen 2 falan içiyordum da şu an düşürdüm biraz ya. Bıktım artık. Çünkü ben çok içerim. Belli. 2 litre süt ciddi ya. Abi ya 3 falan içiyordum her kilo alayım diye. Ne diyorsun ya? Ha, ama hani işkence ya. Ya çok kolay kalori ya. Yağlı süt 600-650 kalori. Sağ ol. 1 litresi. Biz 2 litre süt içsek balon oluruz herhalde. Sizi kötü ettiler ya. Take a photo. Yumurta falan kaşlanıyorsun. Ya yumurta çok yemiyorum ya. Sabahları daha çok tost hani böyle biraz daha hazır şeyler. Tost yapıyorsun kendine. Yani. Kaşarlı, sucuklu. Aynen, ne olursa. Tost kaşlanıyorsun tost. Ya yiyip direkt idmana gittiğim için hani çok değil. 3 tane, 4 tane falan. Çok değilmiş ya. Kahvaltıdan sonra mı yapıyorsun antrenman? Ya antrenman olduğu günler öyle. Hani yiyorum. 2-3 saat sonra antrenman. Bir öğünle gidiyorsun yani. Evet. Sen 2 öğün herhalde. Ben 2 öğün, bazen 3 öğün. Hı. Antrenmandan sonra ne yiyorsun? Hazır oluyor mu yemeğin? Eve gelip mi yiyorsun? Eve gelip yapıyorum herhalde.
Çok yorulsa sipariş veriyorum ama yani %60-%70 yapıyorum. Para da dayanmaz senin aslında beslenmene ya. Böyle harbi yediğin zaman. Şu an şey yani bayağı. Hani bir de şu an ekstra yemiyorum hani normal seviyede. Biraz yükselsem, hani zorlasam, yarışma tarzı falan bir şey olsa bayağı masraf oluyor. Ya bir yarışma, mesela senin kütlendeki biri yarışmalara hazırlanıyorken mesela ne kadar gider bir beslenme? Her şeyi tam teşekkürlü yapsa, ortalama. Günde mi? Ayda. Hani 3000'i falan bulur yani rahat. Yani günde 100'den hesapladım. Değil mi? Aynen. Senin belki daha fazladır hani daha çok temiz beslendiğin için. Hani mesela benim şey şansım var atıyorum. Hani gidip fıstık ezmesi alırım. Hı-hı. Alıp bir kutu yarısını falan yiyebilirim. Ya da mesela süt falan da içiyorum. Fıstık ezmesinin yarısını bile yesen 15 lira. O kutular olmuş 30 lira baktığında. Ben süt içiyordum. Bayağı bir yani bir yıl içinde iki katına falan çıktı herhalde fiyat, şaka gibi. Senin süt masrafın bile baktığında 10 lira desen süt. Laktozsuz falan süt 10 lira. 1 litresi. 15 lira yapar 1,5. Aylık süt masrafın 500 lira yapıyordun. Şaka gibi. Senin 3000 liradan bile fazla çıkar da sen onu bence yani şu anki ekonomiyle, şu anki şartlarla 3000'den fazlaya çıkar. Fazladır ya. Süt 500 lira tutuyor. Ya kafadan şey söyledim, doğru. Yani sürekli sipariş veriyorum olsam zaten. Para da yapmaz. 10.000 lira aynen. Senin ne kadar yiyor? Sen de evde yapıyorsun gerçi de. Evde yapıyorum. Ya ben hesaplamadım öyle de. Değil mi? Yarışma zamanı fazla gidiyor. Değil mi? Çok. Hı-hı. Etin miktarı arttıkça fiyat artıyor. Off sezonunda daha az tabii. Karbonhidrat ağırlıklı beslendiğim için günde maksimum 600-700 gram falan yiyorumdur et. 700 olmuyor. Büyük maşallah. Yarışmada o zaman kıyma seçiyorum. Kıyma daha uygun. Yağsız kıyma mı oluyor? Hı-hı. Şu an orta yağlı falan yiyorum. Sorun yok. İşte yarışma zamanı bazen beslenmem sadece balık oluyor. Balık yiyorum. Şu sene her öğün balık. Çok masraflı oluyor. Hiç bu kadar karıştırdığın oldu mu uzun zamandır? Yoksa yani yakın ya. Zamanda. Bir video çekmiştim hani bir saat içinde maksimum kalori almayı denemiştim. Orada biraz karışmıştı da hani. Kaç aldın? Ya 6000 civarında herhalde. 7000 almaya çalıştığımda olmadı. Ya, ya çok şey içtim. Gazoz çok içtim beni bitirdi ya. Videosu var. Ne yediğin de çok önemli. Doğru. Yani bazı şeyler var böyle. Çok... Bir kalori sen doyursun. Aynen öyle. Çok basit şeyler var böyle inanılmaz kalorisi yüksek olan. Bazı şeyler var tıkıyor seni ama kalori alamıyorsun. Abi şey çok büyük ile bence mayonez ya. 100 gramı kaç, 700 kalori falan. Sık her şeyin içine. Mantıklı. Benim şeyim. Benim taktik diyorsun. Aynen. 100 gramı nasıl hesaplıyorsun? Tartıda mı? Evet. Tartı var da hani sadece o video için hesaplamıştım. Normalde tabii göz kararı. Ekstra ketçap mayonez var abi. Getiriyoruz. Yani şeyde hamburgerde hamburgerin ekmeği çok önemli. Ekmek var. Hamburgerin ekmeği çok önemli. Benim çok samimi bir arkadaşım işte Cihan, çocukluk arkadaşım. Onlar da hamburger şimdi şey yapıyorlar yemek sepetinden. Geçtiğimiz videoda da reklamını yapmıştım. Millet bayağı bir şey yaptı. O hocam reklam yapıyorsun falan. Lan arkadaşım yer yapacağım tabii reklamını. Hı-hı. Niye yapmayayım? Abi her şeye takılıyor insanlar. Ben anlamıyorum ya. Onlar mesela kendi ekmeklerini kendileri yapıyorlar. Hamurunu kendi açıyorlar. Yani şimdi kötülemek gibi olmasın tabii. Marka zaten gözükmüyor ama yani bunun 10 katı falan lezzetli. Öyle söyleyeyim. Ekmek farkı. Ben mesela bunu şu an beğendim onu düşünemiyorum. Gel bir gün Anadolu yakasına. Ne devam, olur? Devam olur zaten ya. İleride gene bir video çekeriz bir ara. Daha da çekeriz. Aynen. I'm in a splash zone with the brain waves. I shoot for stars up in my aim is straight. I lay in the sand line in the Palisades. I'm Alec Baldwin with the angry face. I'm Christian Bale with the black on black. Man fuck these thoughts, I'd rather save the day. But if your man is a problem then we can change the pace. Mom is running. Ya tatlı şerbetli olmazsa yiyorsun. Sonum yok ya. Değil mi öyle ya? Tatlılar falan. Aynen. Saat mesela şu an 7 falan mı? Mesela ben muhtemelen bir 10-10.30 gibi yerim bir daha yani. Ya bu kadar yemem de yani karnım acıkmaya başlar yani 10-11 gibi falan 10.30 gibi. Bir kere şöyle bir şey var. Şimdi tatlı yedik ya kan şekeri çıkıyor. Sadece tatlı değil pizza bize de çıkartıyor tabii kan şekeri de. Abi bunun düşüşünde benim karnım acıkıyor işte inince. Evet arkadaşlar şimdi antrenmanımızı yaptık. Yemeğimizi yedik. Tabii bu yemek öyle bir challenge gibi bir şey değildi. Sadece hani bugün ne yaptığımızı göstermiş olduk. Fatih'le daha nasıl farklı videolar çekebiliriz? Sizin de düşünceleriniz, içerik olarak kafanızda bir şey varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Fatih'i de takip etmeyi unutmayın. Instagram, YouTube kanalı da var. Eyvallah. Videonun altına açıklama kısmına yazdım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Destekleyin. Bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.
Diyeceğim bir şey var mı? Ayağınıza sağlık diyeyim. Yağınız güzel oldu. Güzel bir gün oldu. Devamında çekeriz. Tabii. Başka farklı şeyler yaparız yani. Sen gelirsin bir kere. Olur. Gelirim tabii. Gerçi benim antrenman yaptığım yerde senin çalışacağın tarzda şeyler pek yok. Vardır ya. Vardır. Bir şekilde ayarlarız. Uydurursun. Aynen. Farklı bir içerik yaparız. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani ne yapacağımızı tam bilemiyoruz. Sizin de fikriniz bizim için önemli. Çünkü çok insan izlediği için milyon tane fikir çıkabiliyor. Hı. Belki diyeceksiniz ki hani şunu yapmayın, bunu yapın. Aa diyeceğiz. Hani aa evet o olabilir. Biz bunu nasıl düşünemedik? O yüzden yardım. Görüşürüz. Bay bay. Wait, I'm sick of got issues. I'm sick with these bars, bitch, I'm pretty. Bent off of sips of elixir. Bankroll need them commas and digits.